Canlarım benim, hepinize yeniden merhaba. Evet, keyifli bir çalışmayla yine beraberiz. Acaba bu hafta ne yapacağız? Bu hafta bir mandala çalışması yapacağız. Evet, mandala kelimesini çoğunuz duymuşsunuzdur. Duymayanlar için zaten öğreneceğiz. Şu desenleri hatırlayanınız var mı? Eminim bunların boyamalarından denk gelmişsinizdir. Günümüzde çok fazla, kitaplarda, dergilerde, hatta telefon uygulamalarında bile var. Evet, biz bugün mandalayı konuşacağız ve mandalayla ilgili bir çalışma yapacağız. Başlayalım. Evet, mandala çizime dayalı bir sanat dalı ve çember, daire anlamına geliyor. Çalışmayı yaparken inanın çok keyif alacaksınız ve çok rahatladığınızı göreceksiniz. Sabır gerektiren bir çalışma, dikkat gerektiren bir çalışma. Normalde çizim olarak olacak ama biz çizimi ilerleyen haftalarda öğreneceğiz. Ama bu hafta kurumuş dallar, yapraklar, çiçekler, rengarenk, biz doğadaki malzemeleri kullanacağız. Bunu nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum. Evet, kağıdımıza bir daire çizeceğiz. Ben siyahla özellikle çizdim ki ekranda daha rahat görebilmeniz için. Sizler bir tabak koyarak da dairenizi çizebilirsiniz ya da bir pergel yardımıyla. Ben çizimimi yaptım ve dairenin merkezi, yani tam ortasını buluyoruz, işaretliyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü bu çalışma rastgele yapraklarımızı rastgele yapıştıracağımız bir çalışma değil. Önemli olan merkezden başlayarak küçük küçük sıralı bir şekilde daireler oluşturarak çemberi tamamlamak. Anlaştık mı? Hadi devam edelim. Evet, şimdi ben çalışmamı yapmaya başlayacağım. Bunu yaparken birincisi yapacağınız mandalayı yapraklarınızı, kuru çiçeklerinizi koyarken yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Silikon kullanabilirsiniz tabii ki büyüklerinizden yardım alarak. Ya da hiç yapıştırmadan tamamen kağıt üzerine yerleştirip evet benim çalışmam bitti dediğiniz noktada fotoğrafını üstten çekiyorsunuz ve o şekilde görsellerini gösterebiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Evet, biraz şekillenmeye başladı. Şimdi devam ediyorum tekrar. Çalışmanızı önünüze aldığınızda ya ben bu kadar yaprağı, çiçekleri nasıl yerleştireceğim? Stresine kapılmadan tamamen kafanızı buraya vererek, odaklanarak, sessiz, sakin bir şekilde her yeri kapatın. Kimseyi görmeyin, duymayın. Sadece odaklanın ve içinizden geldiği gibi yerleştirmelerinizi yapın. Evet, ben çalışmamı bitirdim. Canlarım benim. Evet, en basit haliyle bir yerleştirme yaptım. Sizlerden de elinizde topladığınız yapraklar, çiçekler, dallar, canınız neyle yapmak istiyorsa bir daire çiziyorsunuz, merkezi belirliyorsunuz ve merkezden başlayarak içten dışa doğru bir yerleştirme yapıyorsunuz. Bunu yaparken mandala örneklerini de inceleyerek buradaki yerleştirmelerden de fikir alabilirsiniz. Ama içinizden geldiği gibi yapmanızı istiyorum. Güzel çalışmalarınızı bekliyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Kocaman öpüyorum sizi. Hoşça kalın.